Saygıdeğer izleyenler, ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de Akkuş-Niksar Caddesi'nden sonra Atatürk Mahallesi Tepeyolu sokakta kendini bilmeyen hadsizler tarafından, hadsiz sürücüler tarafından ralli yarış pisti olarak kullanıldığına dair mahallelilerden, mahalle sakinlerinden şikayet var. Bu konuda burada esnaflık yapan uzun süredir Efe Mıslık lakaplı Mustafa Efe ile beraberiz. Bu hızlı araba sürenleri yüzünden kazaların meydana gelmesi bir tarafa, hiç akla gelmedik. Kavgalar da oluyor burada. Yetkililerden ilgi beklediklerini söyleyen Efe'ye mikrofon uzatıyoruz. Efendim, derdinizi buyurun, anlatınız. Ahmet abi, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz burada bir esnafız. Buradaki şikayetimiz, bu yolu vatandaşlarımız gece ralli olarak kullanıyorlar. Biz burada esnaflar olarak rahatsızız. Burada eşimiz var, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Buradan affedersiniz karşıya fırınımız var. Çocuklarımız, ailemiz markete gidip gelemiyor burada. Sıkıntımız çok. İnanır mısınız? Gece buraya gelin, burada motosikletler ralli. Gece pis alanı. Her akşam şu Edipken sabahımızda kaza olmaktadır. Bazen oluyor, arkadaşlar arasında tartışma çıkıyor. İnanır mısınız? Mücadele etmek zorunda kalıyoruz ama ne kadar mücadele edeceksiniz? Burada ya hız sınırını koyacaklar ya da buraya bir çare bulacaklar. Biz bu rahatsız. Konuda yetkililerden hangi birimlere bilgi verdiniz? Hiçbirine veremedik. Verilmedi mi? Burada belediyemiz var. O zaman yetkilileri mal tutuyoruz şimdiki şikayetten. Tabii. Ama bundan sonraki olacaklara dahil ediyoruz. Dahil ediyoruz. Burada trafik tescili, işte polis noktası olabilir. Belediyemiz hız noktalarında yardımcı olabilir. Özellikle Elifken Safa, Okol Safa olarak geçiyor. Burada yaya kaldırma olabilir. Burada insanlar alışveriş rahat yapamıyor. Benim karşıya müşterim geçemiyor. Marketi, her şey burada, esnaflarımız birbirine şikayetçi. Karşımızda lokantacı var. Adam bazen diyor ki karşıya geçmeye korkuyoruz. Burada her akşam inanılmaz kaza oluyor. Bazen haberleri veriyoruz. Biz korkuyoruz. Niye? Acaba diyeyim, bizim iş yerimize de zarar gelir mi? Bak, geçen sene bir arkadaşımız burada trafik kazası yaptı. Allah'tan benim aracım kurtardı adamın. Hayatını kurtardı. Burada polis memurları keşif yaptı. Bu adam yani ölmeme şansı yoktu. Biz de yani burada mağduruz esnaflar olarak. Burası kardeşim pis yol değil burası. Adam 110-120 km hızla buradan geçer mi ya? Akıl ve mantık var ya. Çok yazık. Bak geç. İnanır mısınız? Ben burada yetkililere sesleniyorum. Gelsinler kardeşim, burada saat 10 ile 12 arası buraya baksınlar. Biz de bıktık ya. Çoluğumuz, çocuğumuz, ailemiz dışarı çıkamıyor gece. Okul zamanı daha kötü burası. Biz burada kaza olmasını görmek istemiyoruz. Yaralı insan görmek istemiyoruz. İnanır mısın? Şu resmine bakar mısın ya? Hep fren izi bunlar. Yazık değil mi buraya? Bu ne kardeşim burası? Ralli pist alan değil ki burası. Gideceksen havaalanı yap. Git Cevizler pistinde yap mesela. Yazık. Biz esnaflar olarak şikayetçiyiz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bize yardımcı olsunlar abi. İsmim Yusuf Tamtürk. Öğretmenim. Yusuf hocam, burada araçlar hızlı giderek kazaya neden oluyor, kavgalara neden oluyor diye iddialar var, şikayetler var. Siz de bunlara tanık mısınız? Tanıyız. Buyurun hocam, bu memleketin evladı olarak. Şimdi önce şunu belirtmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Ünye ilçemiz o kadar düz bir yer değil. Şimdi bu taraftan, Samsun tarafından ilçemize gelirken, Ünye'ye gelirken ilçemize, Ünye'mize ulaşmak için en müsait yol burası. Yani düz bir yer, kısa yoldan hemen çarşıya ulaşabiliyoruz. Bu yolun da düz olması özellikle gece saat 11-12'den sonra biraz da herhalde alkol almış olan kişiler burada bilinçli ve bilinçli olmadan arabanın tekerini birdenbire frene basarak, burada sprint atarak burada gürültü yapıyorlar. Aşırı gürültü. Aşırı gürültü yapıyorlar. Burada çocuğu uyuyan var. Yarın işe gitmek durumunda olan insanlar var. İhtiyaçları itibariyle. Hasta yaşlılar var. Aynen. Dinlenmek ihtiyacı duyuyorlar. Dolayısıyla uyuyamıyorlar gecenin. Bir de yaz olması, penceresi açık, balkonu açık. Aşırı bir hareketle dikkat çekip burada ralli yapıyorlar burada. Ahmet amca, bir şeyler söyleyeyim. Evet. Burası hastane yolu, okul yolu, evet. Öğrenci yolu burası. Aynı zamanda. Bak, çok hızlı bir yol. İnanır mısın? Okul zamanı buradaki öğrencilerin hatta hesabı yok. Üniversite öğrencisi, normal liseli hep burada. Bu çocuklar buradan korkuyorlar. Bir de şey var, bu motor kullanan çocuklar var. Kask yok, bir şey yok. Özellikle yaşı küçük olan çocuklar motor kullanıyor burada. Onlar da burada hızlı bir şekilde gitmek suretiyle biz bu şuradan şuraya geçmeye korkuyoruz. Gerçi trafikçi polis arkadaşlar gelip ama her zaman burada bulunamıyorlar yani. Bu da var. Buranın
Mesela şurası güzel bir yol. Hani ben istemem ki şu yola bir set kurulsun, istemem. Yolun güzelliğini bozar. Ama tabii bunu biraz bilinçli olan gençler anlamıyor. Şoförlerin kafasına set kursunlar hocam. Doğru, aynı o şekilde. O yani, seti yani, o ana yola değil. Aynı, şoförün kafasına kuracaklar aynı. Ki nerede nasıl gideceğini bilecek. Evet, evet. Ben burada balkonumdan çıkıp onları izliyorum yani. Zaman zaman... Uyuyamıyoruz gece, uyuyamıyoruz. Kavga uyuyamıyoruz. Ediyorlar, resmi dahi çekiyorum yani. Uyuyamıyoruz, uyuyamıyoruz. Yani, burada bu sarhoş olan belli bir saatten sonra gelen tipler burada kavga yapıyorlar. Ben polis arıyorum. 10 dakika sonra polis gelene kadar kavga yapan tiplerin başka bir arkadaşları gelip hem kavga yapıyorlar hem dövüş hem de sarılıp gidiyorlar yani. Öyle komik bir, trajikomik bir durum var burada. Yani, peki hocam. Evet. Teşekkür ediyorum. Bunun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz.